Evet, yine doğdu güneşimiz. Sabah gezisi. Ufaklıklar heyecanlı tabii. Abi bu kapı niye bu kadar zor açılıyor ya? Bir dakika. Öf, hele şükür. Ufaklıklar. Evet, ufaklıkların kaldığı yerde burası arkadaşlar. Mecbur burada kalıyorlar. Çünkü şu kapı kapandı. Allah Allah, bir zekalar size. Şşş, üstüme atlama. Eskiden arkadaşlar evimiz tek katlıydı. Burasıydı. Onlara bir minder verdim. Zaten ikisi birlikte yatıyor. Yani 3 gün için sıkıntı değil arkadaşlar. 2 kap su koydum. Öyle. Sıkıntı yok. Hani iyi her şey. Buraya geldi geleli kilo aldılar. İşte bir oda daha var şurada. Orada banyo falan var. Evet, şimdi çıkalım bakalım. Haydi bu baklar. Haydi. Sürü sosyalleşmesi sabah. İşte hayır, gel gel. Evet, sabah rutini arkadaşlar. Orman yolundayız. Köpekler ihtiyaçlarını gideriyor. Şükür çevremizde köpek mepek yok. Dolayısıyla kafam rahat. Yalnız akşam, gece, dün geldik bu arada. Bir havladılar. Yani öyle böyle değil. Üçe kadar. Üçe kadar resmen. Ha, burada da aynı şeyin peşindesin. Şişt, bırakın o pislikleri. Bırak. Üçe kadar ölümüne havladılar. Ve gerçekten yani bayağı zordu. Kaptan kafasına göre takılmayı seviyor biraz. Geçen yani bir kaybolma tehlikesi yaşadı. Kaptan gel. Gitme oraya. Kaptan. Kaptan. Kime diyorum? Şu anda öğrendiğim kadarıyla kurt falan yok arkadaşlar. Sadece tilki varmış. Komşunun ördeklerini götürmüş. O şeymiş. Bak, salaklar kendilerini belli ediyorlar hemen. Hiç. Kafalarına göre. Şşş. Alo. Gel buraya. Hadi. Kaptan. Oradan bir koku aldı. Ne var bilmiyorum yani. Şşş. Kaptan. Hayır. Gel buraya. Aferin. Aferin oğlum. Hadi. Gelin. Çıkın oradan. Gel buraya. Gel. Yoldan ayrılmayın. Ceza. Burada en itaatkar Ceza. En akıllı Ceza. En yavaş da kaptan şu anda. Burada normal. Evet. Sürünün en genç üyesi. Tipi pek öyle göstermese de. Evet, hadi bakalım. Çok koku var arkadaşlar. Şaşırıyorlar. Yani her hayvanın kokusu var burada. Kirpi, tilki, kurt. Buraya da bir şey gömmüşler ama ne gömmüşler bilmiyorum. Köpek mi gömmüşler? Yani. Of. Yanımdan ayırmasam iyi olacak. Yani ormanda bir kaybedersek sıkıntı. Fazla oksijen bunların beynine iyi gelmiyor. Evet. Çıkışımız devam ediyor. Biraz ormanın içlerine geldim arkadaşlar. Şöyle bir ağaç göstereyim size. Ne güzel kırılmış. Dallar, budaklar. Kurdumuzla beraber. En çok yakışan sensin. Buraya şunlar hiç yakışmıyor. Yani gerçekten yerler diken dolu. Ey, patime diken battı. Modundalar böyle. Şu var ya bir tane. Mamamı değiştirdin, ishal oldum. diyen moddalar. Ama burada biraz kuralları sorgular oldu bu köpekler bu arada. Mesela kaptan tertemiz. Beni rezil etmedi. Ama Ceza büyük kakasını dışarıya yapmış. Şey yapmış, bahçeye yapmış. Annemle papaz olacağız. Bunlar iyi, bunlar gene eğitimle. Ev eğitimleri iyi bunların. Ceza gel kızım. Ama Ceza da iyi laf dinliyor işte. Her şeyi dinliyor. Evet. Şöyle çıkalım. Orman geniş. Bol oksijen. İyi. Bakın arkadaşlar. Şahin sesi bu. Çık çık çık. Ya kartal ya şahin. Bir ses var. Tam çekemiyorum her geldiğimde ama ben gelince kaçıyor. İnsandan korkuyor. Ceza hazır kıtada bekliyor zaten. Bir sıkıntı olursa hani. Ama dediğim gibi Ceza'nın gücü arkadaşlar çoban köpeklerine yetmez. Alman çoban öyle tamam şey bir hayvan. Sıkı bir hayvan ama yani
Ceza ponçik bir şehir köpeği sonuçta zaten. O yüzden şey olmaz. Yani zaten iki tane kangal var bir de. Şimdi 80 kilo nerede? 38 kilo nerede arkadaşlar? Öyle düşünün yani. Her neyse. Ha, bu iş boya da bakmaz pek ama gene de şey yapıyoruz. Yani şeyleri püskürttüler. İyi. Kömüş boklarını yemiyorlar Allah'tan. Sadece üstlerine işiyorlar. Ama Kofi'nin niyeti başka gibi. Bir şey olursa hemen müdahale edeceğim. Hayır! Kofi sürünün şeyi ya, böyle bildiğiniz yağcısı. Herkese yağ çekiyor böyle bir anormal. Kaptanın şeyi başka. Gece 3'te dediğim gibi aşırı bağırdılar. Susturmak zorunda kaldım. Yani köy yeri aslında bir sıkıntı olmaz da ben huyları unutmasınlar istiyorum. Aynısını şehirde yaparlarsa büyük sıkıntı arkadaşlar bizim için. Şşt, yeme lan, toprak yeme. Gerçi buranın toprağı şifalıdır. İyi de gelebilir ama neyse. Evet, çok fazla sinek var. Evet, yürüyüşümüze devam. Dağın eteğindeyiz arkadaşlar. Ya şu dağa çıkmak isterdim ama gerçekten arkadaşlar 2 saat sürüyor. Buradan böyle yakın gözüktüğüne bakmayın. Anormal uzak orası. Bir de orada ne olacağı hiç belli olmaz. O kadar diyeyim. Çok, en iyi ihtimalle çok domuz olabilir. Bunlar da biliyorsunuz hırslı hayvanlar. Şu zaten direkt gider. Bu da gider. Şunlar arada zaten telef olur, yemek olur. O yüzden güvenliği de düşünmek zorundayım. Şöyle. Gerçekten güzel bir gün aslında. Güneş bütün umuduyla vuruyor. Bakalım ya. Kısmet. Yaşımız oldu 40. Belki ileride köye yerleşiriz, belli mi olur? Yani buralar bize kalır belki. Evet. Kaptan, Kadife, uzaklaşmayın. Gel buraya. Şşt, gel. Gel. Aferin kaptana. Kadife, nereye gidiyorsun? Gel. Hadi bakalım. Arkadaşlar, Ceza bir şeyin kokusunu aldı. Çok dikildi. Ceza'nın hislerine çok güvenirim. Böyle direkt. Kedi olabilir. Kedi geliyor buraya arkadaşlar. Yabani kediler var. Yani normal evcil kedi. Ceza buraya gel. Başımız belaya girmesin. Sürü de olabilir. Hiç belli olmaz. Yani göz hapsinden ayırmamam lazım. Bunlar da yemiş yemiş buraya atmışlar. Evet, kangalların sesi geliyor. Hem de çok pis geliyor. Kesin bunların kokusunu aldılar. Dağın eteğindeyiz. Allah'tan kapalılar. Evet, şimdi orman yolundan göle ineceğim arkadaşlar. Şurada göl var. Biraz da gölü çekeyim. Buraya köpekleri getiremiyorum dediğim gibi. Sıkıntı çünkü. Burası köyümüzün çeşmesi. Acayip bir kuraklık var arkadaşlar. Yani sular hep kurumuş. Göl de kurumuş. Şimdi göreceksin. Arkadaşlar, Ceza arkamdan ağlıyor şu anda. Ta şurada bakın. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bir zoomlayayım. Belki görürsünüz. Bakın şuradaki eşek kulaklı. Ta oradan bakıyor. Ceza'da terk edilme fobisi var arkadaşlar. O yüzden bir yere bıraktım da arkamdan çok ağlıyor. Şu anda beni izliyor oradan. Tiz sesiyle havlamasa iyi olur. Köyü inletir çünkü. O yüzden şuradan kaçalım. Şuradan göle gideceğim. Bak. Ha, o ses geliyor işte. O ağlama sesi Ceza'nın. Evet arkadaşlar, göle geldim. Dediğim gibi Ceza'yı falan getirmedim. Aslında Ceza'yı getirsem olabilirdi. Diğerleri basık burunluydu da. Yani bu ne lan? Ah, şey var. Balıkçıl arkadaşlar, bakın. Görüyor musunuz? Balıkçıl var. Mavi balıkçıl. Gidiyor şu anda. Bayağı büyük. Bakın yukarıya kondu. Tepeye kondu. Yakınına gideceğim bakalım. Evet, burada ölü bir ağaç var. Bu göl arkadaşlar 2,5 metre falan vardı. Ama işte felaket bir kuraklık var. Dolayısıyla da şey olmuyor. Yani su gelmiyor. Su olmayınca da kaynaklar da kuruyor. Dolayısıyla böyle oluyor. Şöyle göstereyim size. Balıkçıl da oraya kondu. Ne avlıyor onu merak ediyorum. Belki de kırlangıçları avlıyordur. Maviler öyledir. Heronlar arkadaşlar. Aha, kaplumbağa var. Bir sürü bir şey var.
Ha, tosbağa var. Şu ne? Balık sıkışmış arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz? Balık sıkışmış oraya. Kuraklıktan. Sazan sıkışmış arkadaşlar. Bakın size göstereceğim. Koca bir sazan var arkadaşlar. Şurada kaçtı gitti mi ne yaptı bilmiyorum ama. Herhalde yürüdü gitti. Normalde su seviyesi aha şuraya kadar geliyor. Mırık sazan arkadaşlar. Bu arada bunların hepsi suni sazan. Suni bir şekilde çıktı. Acaba küçük yavrusu kaplumbağası bulabilir miyim? Küçükken hep bulur beslerdim. Evet. Nilüferler bile kurumuş yani. Kötü olmuş. Şöyle bakayım da karaya. Bazen buralardan çıkıyor arkadaşlar. Yani kocaman bir sazan vardı yalnız şuralarda. Gördünüz mü bilmiyorum. Çekemedim herhalde. O balıkçılı da o şeyin orada. Ağacın tepesinde. Burada av bulmasa gelmez. Keşke yanımda biraz ekmek getirseydim de atsaydım. Yani su tamamen gitmiş arkadaşlar. Öyle diyeyim ben size. Aa yılan arkadaşlar. Bakın yılan gidiyor. Şöyle göstereyim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın yılan. Gidiyor. Su yılanı arkadaşlar. Zararsız. Felaket oksijensizlik var suda. O yüzden balıklar şeye gelmiş. Oksijen almaya çalışıyorlar. Bu sesler, bu çıpı çıpı sesler hep balıkların oksijen almaya çalışması. Aa tosbağa. Kaplumbağa var. Kötü olmuş. İnşallah düzelir arkadaşlar. Her şey düzelir inşallah. Hadi bakalım. Balıkçıl uçtu arkadaşlar. Ha gördüğünüz gibi. Bakın şu mavi balıkçıl. Ya şöyle güzel bir yere konsa da çekseydik ya. İyiydi. Bu muhtemelen arkadaşlar size havasızlıktan ölen balıklar için ve kuşlar için geliyor. Şimdi arkamdaki göle dikkatinizi çekmek istiyorum. Geçen sefer ben burayı çekmiştim. Tamamen kurumuş arkadaşlar bakın. Bir damla su kalmamış. Bildiğiniz çorak kurak bir arazi olmuş bu göl. Normalde buradan sular taşıp hatta şuradan buraya geçiyordu. Yani neyse ne yapalım kısmet. Allah bilir her şeyi. Tamam düşüyordum bu arada. Ayağım kaydı. Evet. Burası benim köyüm. Şu turuncu evde benim evim. Bakın şuradaki turuncu ev. Evet, Çezadı arkadaşlar. Terk edilme şeyi olduğu için, fobisi olduğu için böyle biz bir yere gidince biraz üzülüyor. Ne var ne? Bak kaptan çok rahat. Çok profesyonel. Ama bu böyle cadı. Ne ne? Geldik işte ne var? Geldim. Heh. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Hadi bakalım. Evet bu son videom galiba arkadaşlar. Tam 6 gündür falan yani çıkıp iniyoruz. 6 gündür diyorum. 3 gündür en az 6 defa inip çıktık burayı. Dediğim gibi arkadaşlar yani 5 kilometreden fazla bir mesafesi var. Öyle yakın gözüktüğüne bakmayın. Çok uzakta köy aşağıda. İncin top oynuyor bakın burada. Tamamen doğayla ve köpeklerimle baş başayım. Yani bir insan evladı dahi yok. Mutlu muyum? İnanın mutluyum. Bilmiyorum. İleride ne yaparız? Ne biter? Ne olur? Yani geleceğe kestirmek zor. Bakacağız, göreceğiz. Kaptan da kafasını getirip böyle okşattırıyor. Allah'ım. Tamam. Aslan oğlum benim. Ben de seni seviyorum. Gel. Koy kafayı. Koy kafayı. Hadi yat. Koy kafayı yat. Kofik çok huzursuz. Devamlı bir şeylerin peşinde. Çok yaramazsın ya. Çok. Bu kadar sevimli olduğun için çok şanslısın. Vallahi. Başkası çekmez seni. Sevimli olmasan bu kadar. Devamlı böyle bir ilgi çekmeye çalışıyor. Ablasına, işte kaptana. Şeyde kaptan da oyun oynamak istiyor. Kaptan oynayacaksanız gidin bakın kocaman arsa var. Gelip dibimde oynamayın yani. Dibimde oynamaya çalışıyorsunuz. Kızarım vallahi. Üstüme falan abanan olursa kızarım. Bu arada arkamızı da dağa verdik. Ne kadar güvenli bilmiyorum yani. Sinsi sinsi kurt murt gelse. Şunlardan birini kapsa götürse vallahi yakalayamam aslında. Dikkatli olmakta fayda var. Tilki bile tehlikeli bu köpekler için ya. Yani o kadar diyeyim. Çakal var mı? Ya of! Gidin! Bak arkama abanıyorlar.
Kaptan inatla oyun istiyor. Ceza da yani yoruldum diyor, git diyor. Aslında Ceza da yorulmaz da ortamı bilmediği için Ceza şu anda redde. Biraz Ceza şey durumunda biliyor musunuz? Koruma durumunda. Çünkü köpekleri falan gördü. O yüzden de şey değil. Ağaca bakın arkadaşlar, ne kadar değişik bir ağaç. F harfinde gibi. Sanki böyle bir. Mesela bu koca kayaya çıkardım dediğim gibi ama riskli arkadaşlar. Ayrıca bu köpeklerin hepsi çıkamaz buraya. Şu ikisi yolda tıkanır kalır. Şu hele zaten, şu da tıkanır. Bir tek var ya, Ceza'yla aktivite yapılır ya. Başka zor. Evet. Umarım köy videolarını beğenmişsinizdir arkadaşlar. Gerçekten yani bir like ve yorum yaparsanız sevinirim. Bu kadar emeğe sizin için çekmek istedim. Gerçi ben de eğlendim. Ne yalan söyleyeyim. Yani güzel geçti. Köpekleri getirmek hiç kolay olmadı. Yani onlar rahat etsin diye çok yavaş sürdüm. Sarsılmasınlar diye. Şimdi giderken gene aynı şekilde. Evet, bu da böylelikle son gezi videomuz olsun. İlginç bir şey olursa daha ekleme yaparım içine. Bakalım. Hadi bakalım.